Saygıdeğer Belediye Başkanım, saygıdeğer Abdullah Başkanım, pek muhterem hanımefendiler, beyefendiler, diğer illerden gelen saygıdeğer dernek başkanları, saygıdeğer basın mensupları arkadaşlarım, 7. Güvenlik Köyü veya Davras Köyü Yörük Şöleni'ne hoş geldiniz. Ayrıca Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Değerli hemşehrilerim, bu alandaki insanların %90'ı benim akrabam. Ben bu köye 13-14 yaşlarımda bir gelmiştim. Daha sonra buranın Fırınlı'dan ayrılması için, ayrı bir köy olabilmeleri için rahmetli Yusuf Muhtar'la beraber kıyasıya bir mücadeleye girdik. Allah'ın izniyle o mücadelede kendi köylerini ayırdık ve müstakil köy haline geldiler. O zamanlar Orköy Genel Müdürünü yanıma aldım. Orman köylerini, daha doğrusu Yörük Orman Köylerini birebir hepsini gezdirdim bu bölgelerde ve orman köylerine devletten neler alınması gerekiyorsa, hangi yardımlar alınması gerekiyorsa o yıllarda programı aldırmıştım, ama daha sonra bizim genel müdürümüz görevden alındı, bizim o programlarda yattı. Bizler bu şölenlerle, bu kutlu buluşmalarla birbirlerimizin gönüllerine sıla-i rahim yapıyoruz. Yıllarca dünya meşakkatinden yüzünü dahi görmediğimiz dostlarımızı görüyoruz. Bu şölenler vasıtasıyla 100 yıllık akraba ayrılıklarını birleştirdik. Meseleye bu açıdan baktığımız zaman yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sırtını Türkiye'de Yörüklere dayıyor. Türkiye'nin sınırlı komşularında Türkmenlere kan kusturuyorlar. Onlar da sırtını burada Yörüklere dayıyor. Dikkat edin. Çünkü bu devletin en temel taşı Yörüklerdir. Zira bu devleti kuran ve bizlere emanet eden Aziz Atatürk Kocacık Yörüklerindendir, Karaman Yörüklerindendir. Bu topraklarda kurulmuş Türk Devleti'nin kurucuları hepsi Yörük'tür. Onun için devletimizi bir kutsal emanet olarak görüyoruz. Çevremizde zulme uğrayan insanları kendimize misafir görüyor, onları da bir kutsal emanet olarak görüyoruz. Ama dünyada Türk milletine karşı yapılan hücumları, saldırıları iplet ve dikkatle de izlemek zorundayız. Zira bu saldırıların bir kısmı ülkemizin içerisinde. Biz bunlarla koyun koyuna yatıyoruz. Maalesef devletimizin imkanlarıyla biz bunlara da bakıyoruz. Onun için kendi içimizdeki dayanışma kültürünü daha fazla geliştirmeliyiz. Akrabalık bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bugün Türk milletini köksüzleştirmeye çalışanlara karşı bu Yörük Şölenleri bir başkaldırıdır. Maalesef bizim de aydınlarımız bu oyunlara geliyor. Efendim, Yörüklük 500 yıllık bir tarihi vardır diyorlar. 100 yıllık bir tarihi vardır diyorlar. Beyler, Yörüklük 4652 yıldır var. Yani Yörüklük Türk milleti Ergenekon'dan çıktığı günden bu yana var. O zamandan beri Türk milleti göçer konardır. O zamandan beri bu kültür yaşatıyor. Bizler o unutulmaya yüz tutmuş, yüzyıllar öncesine dayanan o değerleri yaşatmak için varız. Onun için bu değerleri taşıyoruz. Bu şölenleri yaşatmaya çalışıyoruz. Burada gördüğüm bir şeyi de, hususu da söylemeden geçemeyeceğim.
Büyükşehir Belediyesi'nin kültüre ayırdığı bütçe, Doğanhisar Belediyesi'nin ayırdığı bütçenin 1000 katı vardır. Doğru mu? Büyükşehir Belediyesi'nin kültüre ayırdığı bütçe, Doğanhisar Belediyesi'nin ayırdığı bütçenin 1000 katı vardır. 1000 kat daha fazladır. Ama burada Büyükşehir Belediyesi'nin bir mahallesi haline geldiği halde bu şölende Büyükşehir Belediyesi'nin izini görememek bizleri üzüyor. Onların da varlığı, onların da bekası bu şölenlere borçlu. Bu şölenler, bu birliktelikler olmasa burada, bu topraklarda hiç kimse huzur içinde yaşayamayacak. Bunları herkes böyle bilsin. Türk milletini bölmeye çalışanlar, Türk milletini yok etmeye çalışanlar bu meydanlardaki insanları görüyor karşılarında. Bu insanlar sayesinde sefa sürenler bu milletin değerlerine sahip çıkmak zorundadır. Bunu herkes böyle bilsin. Heyecanım çok. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. İnşallah 7 değil 70.sini kutlarız. 700.sini kutlarız. Bu şölenler, bu kervanlar Atiye hep beraber yürür. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.